Merhaba arkadaşlar, ben Necdet Delioğlu. Masamız bir hayli kalabalık. 2 adet pensemiz var. Bu penseler özellikle yüksek amper çeken elektrikli aletlerde çok işe yarıyor. Tavsiye ediyorum. Bunları bir kenara koyalım. Temassız amper ölçerimiz var. Ve burada kablo pabuçlarımız falan var. Bir kenara koyalım. Her şeyden önemlisi olayın baş kahramanı Sonoff'umuz var. Sonoff cihazı. Elimde bir tane kaldı. İki tane vardı. Birisini bizim Kadir'e gönderdim. YouTuber kendisi. Onun kanalının linkini de bırakacağım videonun açıklama kısmına. Öğrenci kardeşimiz YouTube'da elektronik ve kendin yap videoları yapıyor. O kanalda özellikle izlemenizi tavsiye ediyorum. Ona gönderdim. Bu Sonoff cihazıyla da güzel bir proje yapmış. O projeyi de, o videoyu da mutlaka izleyip kanalına destek olmanızı istiyorum. Neden istiyorum? Çünkü bu çocuk hem okuyor hem de YouTube için elektronik ve kendin yap videolar çekiyor. Çok önemli. Şimdi dediğim gibi bundan bir adet elimde kaldı. Bunu da harcayalım. Güzel bir yerde harcayalım diye karar verdim. Bu elektrik sobası Türkiye'de şurada Manisa'da üretiliyor. Bunun incelemesini geçen yıl yapmıştık. Heitin MC10 1000 wattlık elektrik sobası burayı ısıtmaya yetiyor. Ama bu MC10'u akıllı hale getireceğiz. Yani Türkiye'nin değil, dünyanın her yerinden, Jupiter'den, Amerika'dan, hatta uzaya internet gideceğinden bahsediyorlar. Uzaydan bile bu sobayı açıp kapatacağız. Dışarı gittiğimiz zaman da acaba sobanın fişini çektim mi, çekmedim mi düşüncesi olduğu zaman ne yapacağız? Alacağız telefonumuzu, gireceğiz buradan internet üzerinden arayüze. Ana bir bakacağız, soba yanıyor. Tık basacağız ve kapatacağız. Ve bu işlemi yaparken dikkat etmeniz gereken bir husus var. Cihaz üzerindeki akım miktarına bakıyoruz. 220 volt 16 ampere kadar cihazları bununla çalıştırabiliyoruz. Şimdi sobamızı açalım. 3. kademeye alalım ve amperimizi temassız amper metreyle ölçelim. 40 amper bölümünü almamız yeterli oluyor. Bu amper metrenin şöyle bir özelliği var. Bazı amper metrelerde amperi ölçebilmeniz için burada şu kabloları ayırmanız gerekiyor. Yani 3 kablo var içerisinde. 3'ünü de ayıracağız. Fazladan ölçmeniz gerekecek. Ama bu cihazda öyle bir özellik var ki kablonun tümünden bile ölçümümüzü yapabiliyoruz. Buradan geçen akımı ölçüyoruz. 3 amper. 0,3 amper bir akım geçiyor. Biz bu cihazı rahat bir şekilde bu sobaya yerleştirebileceğiz arkadaşlar. Baştan şunu da hatırlatmakta fayda var. Bu işlemi yaparken mutlaka elektronik bilginizin olması gerekiyor. Çünkü 220 ile çalışacağız. Mutlaka elektronik bilginizin olması gerekiyor. Aksi takdirde hayati tehlike içermektedir. Çünkü yüksek voltaj üzerinden bir uygulama yapacağız. Bunu unutmamak lazım. Giriş voltajlarımızı veriyoruz. Giriş voltajını aldık, getireceğiz. Sonoff'umuza nötr ve faz olarak bağlayacağız. Daha sonra çıkış voltajlarımızı
Son haftanı alacağız. Bu kestiğimiz yerlere lehimleyeceğiz. Bu durumda ne olacak? Buradan gelen elektrik son of üzerinden geçerek tekrardan sobamızı yakacak arkadaşlar. Yüksek akım çeken malzemeler bunlar. Gayet bağlantıları dikkatli yapmak gerekiyor. Gevşek bıraktığınız zaman kesinlikle sıkıntı yaşarsınız. Sıkı olması gerekiyor bunların. Bu ikisi biri nötr biri faz son ofumuza geliyor. Bu kısımlarda mümkün olduğu kadar yanmaz kablo kullanmanızı tavsiye ediyorum. Yanmaz kablonuz da yoksa kaliteli kablo kullanmanızı tavsiye ediyorum. Son of bağlantımızı yapacağız. Bağlantıyı yaparken son of cihazımızın üzerindeki şuradaki şemaya göre bağlayacağız. Input ve output olarak ikiye ayrılıyor. Yani iki çıkış var. Dual kanal bu. Çift kanal anahtar var. Biz sadece birisini kullanacağız. Nötr kahverengi kablodan geleni şu N ile belirtilenler nötr arkadaşlar. Şurada iki adet giriş var. İkisinden birine bağlantıyı yapacağız. Fark etmiyor. Fazımızı bağlayacağız. L ile belirtilen kısma da fazımızı bağlayacağız. Faz kablomuzu da L ile belirtilen girişe, yani baştaki girişe takacağız. Son of cihazımızın elektrik girişi hazır. Bir de çıkış vereceğiz. Bağlantılarımız hazır arkadaşlar. Burada herhangi bir karışık bir şey yok. Giriş voltajlarını verdik. Çıkış voltajlarını da çıkışlardan verdik ve sistem şu anda sobaya dahil edildi. Bizim yapmamız gereken şuradaki butona bir kere basmak olacaktır. Manuel olarak buradan açıp kapatabileceğiz. Daha sonra telefona indireceğimiz bir uygulamayla bunu dünyanın her yerinden telefon üzerinden kontrol edebileceğiz. Şimdilik buradan bir yakalım. Evet, kırmızı ışık yandı. Isınmaya başladı. Isı ölçerle bir test edelim. Isınmaya başladı. Kapatalım. Telefona bir uygulama indirelim. Son okumuzu kasaya monte edeceğiz. Son of cihazımızı sobamızın içerisine yerleştirdik. Önlem olsun diye arka kısmına şöyle bir parça alüminyum parça yerleştirdim. Isıdan dolayı fazla zarar göreceğini zannetmiyorum. Ben bunu test ettim. Son of cihazını sobanın içerisine koydum. 3 saat çalıştırdım. Son of cihazı ısıdan dolayı herhangi bir zarar görmedi. Şu şekilde gördüğünüz gibi. Kırmızı ışık yandığı zaman sobamızın yandığı anlamı çıkıyor ortaya. Bir daha basalım ve sobamız şu anda söndü. Şimdi telefon tarafına geçeceğiz. Telefonda daha önce Evelink programını kurmuştum. Diğer cihazlar için artıya dokunuyoruz. Artıya dokunduktan sonra üzerindeki sekmeden bu kısımda modemimizin şifresini giriyoruz. Daha sonra diyoruz ve cihazımız aramaya başlıyor. Soba üzerindeki şu butona birkaç saniye basılı tutacağız. Oradaki LED'in göz kırpmasını sağlayacağız. Evet, göz kırpmaya başladı şu anda gördüğünüz gibi. Şu anda telefonla iletişim kurmaya çalışıyor. Telefonla iletişim kurduktan sonra buradaki butonu telefon üzerinden kontrol edebileceğiz arkadaşlar. Şu anda bulmaya çalışıyor. Buldu. Cihazın ismini değiştirelim. Şöyle büyük harflerle yazabiliriz. Soba yazalım. Atandı arkadaşlar. Soba butonu atandı. Açalım. Şu anda sobamız yanıyor arkadaşlar. Işıktan anlaşılıyor zaten. Gördüğünüz gibi çalışıyor. Açıyoruz. Kapatıyoruz. Açıyoruz. Kapatıyoruz. Bu şekilde. Tamamdır. Telefonla da iletişimi kurduk. Sobamızı ayaklarını takacağız, kapağını takacağız ve kullanmaya başlayacağız. Ve böylelikle bir videonun da sonuna gelmiş bulunmaktayız. Umarım faydalı bir video olmuştur. Bu şekilde ısıtıcılarınızı akıllı hale getirebilirsiniz. Çok kullanışlı oldu. Telefonla dünyanın her yerinden bu sobayı açıp kapatabileceğiz, kontrol edebileceğiz. Bu yaptığımız işlem bu soba için geçerli değil tabii ki. Buna benzer bütün ısıtıcıları bu sistemle çalıştırabilirsiniz. Burada dikkat edeceğimiz tek husus elektrik, elektronik bilgimizin olması. Cihazların amperi hakkında bilgimizin olması yeterli olacaktır. 10 amperin altındaki bütün cihazlara bu son of anahtarını bağlayarak bu şekilde sobanızı, ısıtıcılarınızı akıllı hale getirebilirsiniz. Ben Necdet Delioğlu diyorum ama soba akıllı bir soba oldu. Ve bir dahaki videolarda buluşana kadar o bir dahaki videoları izlemek istiyorsunuzsa kanalımızı takip edebilirsiniz. Allah'a ısmarladık. Hoşça kalın. Kendinize çok iyi bakınız. Havalar soğudu. Üşüdüp hasta olmayınız. Eyvallah arkadaşlar.
Görüşmek üzere.